Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Azahmet'ten herkese merhaba. Arkadaşlar, 2000 yıllık tarihi mezarlığına şimdi birazdan yolculuk yapacağız. Oradaki oranın cinleriyle irtibata geçeceğiz. Ahmetciğim, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Mezarların içerisindeki o sis bulutu, gizemli cinleri çağıracağız. 2000 yıllık mıydı Ahmet? 2000 yıllık, çok dehşet bir. Yani bayağı bir eski, bence 2000 yıllıktan daha bir eski. Gideceğiz, bakacağız neler var, neler yok. Bütün mağaralara gireceğiz. Bu şekilde görüntüleyeceğiz azıcık. Evet dostlar, tam 2000 küsür yıllık bir tarih. Oradaki iskelet kalıntıları da var. Bunları sizlerle bir bir paylaşacağız. Buyurun, fazla da uzatmadan geçelim Ahmet. Ne dersin? Çok güzel azıcım, geçelim. Buyurun dostlar. Haydi. Heyecan var mı Ahmet? Heyecan var azıcım, çünkü cinler eski olunca yer de eski. Heyecan oluyor azıcım ister istemez. Bu arada Urfa'nın tarihi sokaklarını da gezmiş oluyoruz Ahmet. Kesinlikle. Dar sokakları meşhur. Şanlıurfa'nın dar sokakları. Bu arada azıcım her zamanki gibi yakıyorsun. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Ortalığı. Ahmetciğim neredeyiz? Abi şu an dar sokaklardayız. Urfa'nın dar sokakları burası. Çok güzel yani, dar sokak dediğin zaman kapılar karşı karşıya olur. Eskiden komşuluklar vardı. Bakın şimdi komşuluklar kalmadı. Bu komşuluklar kalmadı arkadaşlar. Yani buralarda komple artık Suriyeliler var. Bir de dikkat edersen kapılar yani karşı karşıya değil, hep çapraz. Bunun da sebebi komşular rahatsız olmasın diye birbirlerinden. Bakın arkadaşlar, böyle bir kapı varsa biraz hemen evet, ilerisinde karşıda çaprazında kapı var. Evet. Kapılar açıldığı zaman edepten ötürü. Kesinlikle azıcık. Böyle bir güzel bir adet var Şanlıurfa'da. Böyle. Bizim aziz. İçinde tutma. İçimde tutmayayım. Azizimiz dar sokaklardan gezmeyi çok sever. Yani günü gününden severdi. Tarihi severim Ahmet. Kesinlikle. Yani bunu bana da aşıladı. Çok güzel bir şey. İnsanı dinlendiriyor böyle. Kesinlikle güzel. Öyle. Tavsiye ederim ben. Ahmetciğim, tebrik ederim seni. İtalyan sokaklarına benziyor mu azıcığım? Evet, bayağı bir benziyor. Tabii. İtalya sokakları gibi. Şu ışığın altında bir poz vermek isterim. Şunun altında. Tamam. Teşekkür ederim. Ahmet, bu sokakların dar olmasının bir açıklaması var mı? Kesinlikle bir açıklaması var. Hemen onu nedir? Açıklayabilirim azıcık. Şimdi şöyle gösterebilirsin azıcım. Şimdi sokakların hem dar olması ve yüksek olmasının sebebi eskiden savaş zamanında içeriye girilmemesi için ve komşular birbirine daha yakın olması için azıcım. Yani savaşta üstten düşmanlar girmesin diye. Tam toparlayamadım azıcım. Şimdi sen mantıklı. Gidelim. Evet. Mantıklı mı aziz? Peki azıcım, davet yapacağız mı? Bakalım Ahmet, orada enteresan bir şey görmezsek yaparız. Evet, bir davet yapılır yani. Çok güzel. Ortam müsaitse. Bu arada Şanlıurfa'nın dar sokaklarını gezmiş olduk azıcım. Çok güzel bir şekilde sizlerin evine de misafir ettik Şanlıurfa'yı.
Yaklaşamadım. Evet Aziz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buranın çok çeşitli hikayeleri var arkadaşlar. Burayla ilgili 2-3 yıl önce bir çalışma yapıldı burada. Bir kazı çalışması yapılırken burası tesadüf eseri bulundu. Öyle mi Ahmetciğim? Kesinlikle Aziz'ciğim. Yani tesadüfen. Belki daha fazla da olabilir. 5 yıl da olabilir. Tam hatırlayamıyorum ama tesadüf eseri bir evin mahzen tarafında küçük bir kazı yapılırken küçük bir delik bulundu. Ondan sonra buradaki bütün evler komple tek tek yıkıldı. Mezarlığı çıktı. Şimdi birlikte hep inceleyeceğiz. Evet Aziz'ciğim. Tabii burada bir buranın cinlerini arkadaşlar fırsat bulabilirsek buranın yaşayan cinleri var mı? Onları da bir araştıracağız. Bir davet yapacağız. Onlardan cihazımız aracılığıyla sesler duyabilirsek sizlerle paylaşacağız. Evet Aziz, çok güzel. Buyurun şöyle bir gezelim Ahmet. Ooo Aziz, burası tam cinlerin olduğu yer. İlk şuradan bir başlayalım. İçeri oldukça serin Ahmet. Bunlar ne biliyor musun Ahmet? Bak. Evin reisinin mezarı tam ortaya gömülüyormuş Ahmet. Ve diğer aile fertleri de bu gördüğünüz bunlar birer mezar arkadaşlar. Bakın tam 5 tane alttakiyle birlikte 6 tane mezar var burada. Şurada bir yer var, çok dikkatimi çekti. Orada var ya, kesinlikle %100. Ahmet, bir şeyler göreceğiz sanki orada. Olabilir. Şöyle bir doğruya bakalım. Ahmet, tam davet yapılacak bir yer burası. Aziz, burası gerçekten tam davet yapılacak bir yer. Arkadaşlar, burada bir davet yapılır. Çok müsait olmayabilir ancak kulak davetiyle başlarız Ahmet. Tamam. Kulak daveti çok davetlerin en hafiflerinden birisidir. Yanlış hatırlamıyorsam öyle miydi Ahmet? Kesinlikle Aziz'ciğim. Kulak davetinde gelen cinler arkadaşlar genelde kulağı fısıldarlar, seslerini duyarız. Çok nadiren de kendilerini gösterirler. Aynen öyle Aziz. Benim ilk davet yaptığım kulak daveti. Ahmet'in ilk küçük yaşlarda yaptığı Gizli İlimler Hazinesi kitabından yaptığı kulak daveti ve en zayıf, en hafif diyelim. Hafif. En hafif olanı. Kesinlikle. Hafif derken arkadaşlar, yani davetin en zararsızı. Evet, evet. Bu şekilde. İstersen Aziz, şu diğer yerlere de bir girsek. Evet. Gidelim bir de o taraflara bakalım. Çok ilginç Ahmet, bak.
bunların her biri birer mezar arkadaşlar. Bakın giriş. Dişin etrafındaki mezarlar. Burada birazdan bir davet yapacağız arkadaşlar. Bakın. Bakın burası bir mezar odanın sol tarafındaki bir mezar. Odanın içi komple mezar arkadaşlar. Görebilirsek birkaç cin görüntüsü de alabilirsek çok iyi olur abi. Çok güzel olur aynen. Bakalım uygun bir yer görürsek oranın ambiyansına göre güzel bir davet yapalım. Çok güzel. Acı şu yerdeki ne acaba? Şöyle bir yer yatağı gibi yastık. O ne biliyor musun abi? Büyük bir ihtimal burayı da mezar yapmak istediler zamanında. Yarım kaldı. Bak yoğurtmaya çalışmışlar, yarım bırakılmış. Dokunsak bir şey olur mu? Eğilmiş sanki. Bunu düzleştirmek lazım. Bakın arkadaşlar. Tam 4 tane iskelet var burada, kuru kafa var.
Burası boş. Büyük bir ihtimal buradaki daha gömülmeden artık ne olduysa Ahmetciğim, az çok dolaştık. Hava taslak bir görüntüleri aldık. Tamam. Şimdi davetimize başlayalım. Tamam Aziz. Ve kulak daveti yapalım. Bakalım ne göreceğiz ya da ne duyacağız. Haydi bismillah. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Thank you.
Dağlık plası tamam Ahmet. Bakalım ne göreceğiz. Beklediğimiz cin geldi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İsmin nedir senin? Ne zamandır buradasın? Bakın arkadaşlar, sakin ve boşluk bir yer olduğu için sesleri duyabiliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok az geliyor sesi ama duyuluyor. Müslüman mısın? Peki burada senden başkaları var mı? Diğerleri neredeler? Anladım. Kaşmeray'ı tanıyor musun? Buradan selam olsun Kaşmeray'a. Ailenle burada mı yaşıyorsun? Gitti. Şimdi kaybolacak. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz de katıl, Aziz. Kayboldu gitti. Aziz de katıl. Ne diyor? Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Oturuyordu Ahmet. Kayboldu. Çekip gitti. Aziz çok tehlikeli ama. Ahmet. Aşağıda güvenlik güçleri var. Onlara sıkıntı olmasın. Tamam. Bence kısa keselim. Bu seferlik videomuz böyle olsun. Tamam Aziz. Onlara sıkıntı olmasın. En güzeli. Gönderme duasını yapalım. Tamam. Gönderelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Getirdim Ahmet duayı. Çok iyi yaptın Aziz. Bir şöyle bir dolaşalım bakalım inşallah. Sağda solda bir şey yoksa videomuzu bitirelim. Tamam Aziz'im. Şöyle gelin. Buradan çıkmıştı. Burada da gönderme duasını yaptık.
Ahmetciğim. Evet. Kısa tutmaya çalıştım çünkü ara ara gelenler var. Burası çünkü turistik bir alan. En güzel aziz. Tarihi bir yer. Görmek isteyenler var. Sıkıntı olmasın diye bitirdik. Şöyle bir Abatasak bir turladık arkadaşlar. Etrafı bir baktık. Şükürler olsun. Hani bir sıkıntı yok. Videomuzu burada bitiriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Buradan herkese selamlar olsun. Bizi takip ettiğiniz için, bizi kalbinize koyduğunuz için çok mutluyuz, huzurluyuz. İnşallah hep beraber oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizden razıyız. İnşallah siz de bizden razısınızdır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.